Hatırlatalım biz bunları. Tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Başlayacağımız nokta Hill şifreleme algoritması. Şu anda gördüğünüz haliyle iki boyutlu olanı mesajdan her seferinde iki harf, yan yana duran iki harfi alıyor parça parça. Her seferinde o iki harfi şifreleyip yeni iki tane şifrelenmiş haliyle yeni iki harf buluyor. Mesela şu anda o matrisin içerisinde 3, 4 ve 2, 3 var. Matrisimiz bu. Şifreleme matrisimiz 3, 4, 2, 3 gördüğünüz matris. Nasıl çalışıyor bu? Mesela şifrelemek istediğim şey Golden Gate Bridge. Bu şeyi, cümleyi şifrelemek istiyorum. İki harfli gruplara ayırıyorum. En sonunda tek harf kalmışsa oraya boşluk ya da X koyarsınız. O kadar önemli değil. Her iki harfi, ilk iki harfi GO, ondan sonraki iki harf LD, ondan sonraki iki harf EN diye grup grup alıp şifreleyeceğim. Metodum da şu. Benim o matrisi duruyor sol tarafta. GO harflerine karşılık gelen harfleri, sayıları biliyorum. G6 demek, N'de 14 demek. Bu bizim kodlama ASCII türünden benzerinden bir kodlama şeydi, metoduydu. A için 0, B için 1, o şekilde işte G için 6, N için de O için de 14 karşılık geliyor. 3, 4 ve 2, 3'ün karşısına vektör olarak 6, 14'ü yazıyorum. Bir matris vektör çarpması yapıyorum. Şimdi 2 için bu çok kolay. 3 ile 4'ü 6'yı çarpıyorsunuz. Sonra 4 ile 14'ü çarpıp ekliyorsunuz. Bunların sonucu büyük bir sayı tabii ama mod 26 düşürüyorsunuz her şeyi. Sonuç 22. Yani aslında şöyle bir işlem yapıyorum. 3 defa 6 artı 4 defa 14. Ve bu çıkan sayı büyük bir sayı olabilir. Yani hesap makinesi 18 artı 40, 56, 64, 74 oluyor. Bundan 26'ları çıkarıp atıyorum. İki tane 26 çıkarınca 52. Bir 26 çıkarırsam, bir 26 daha çıkarırsam sonuçta bu 22'ye eşit. Modulo 26 olarak. Dolayısıyla cevabı şimdi bunun 26. Pardon, 22 cevabı. Ve 22 bunun burada cevabı. Aynı şekilde 3 ile 4, 2 ile 6'yı, 3 ile 14'ü çarpıp toplarsanız, mod 26 düşürürseniz bu da 2 olur. Şimdi GO'nun şifreli karşılığı bu bulduğunuz 22 ve 2'dir. 22 ve 2 harfleri, sayıları W ve C harflerine karşılık geliyor. Diğer taraftan LD'nin 11 3'tür. Şifreli hali 19 5'e geliyormuş. 19 5'e karşılık gelen harfler T ve F'dir. Bu şekilde ilerleye ilerleye arkadaşlar. Bu şekilde ilerleye ilerleye hepsini şifreleyebilirsiniz. Tabii şifreledikten sonra deşifre de etmeniz lazım. Zaten bugün aklıma gelmişti. Yani biz niye şifreliyoruz? Çünkü bir gün açılmasını istediğimiz için şifreliyoruz. Yani hiç açılmasını istemediğimiz bir şeyi yok ederiz. Yani fırına atıp yakarız o dokümanı mesela. Yani yok, eğer kimsenin ulaşmasını istemiyorsanız en doğru yolu o. Şifrelemenizin nedeni bir gün birisinin veya bir süre sonra birisinin onu okumasını, tekrar deşifreyi açık bir şekilde okumasını istediğinizden dolayı. O yüzden şifresini açıyorsunuz. O yüzden şifrelemeyi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bizim elimizde şifreyi yapan anahtar o matristir. Yani 3, 4, 2, 3 matrisidir. Peki deşifre eden hangisidir? O bilgi lazım bize. Bu da bir aslında küçük bir matematik bilgisi. Matrislerin tersini bulma problemi bu. Ama tabii burada matrislerin tersini bulurken reel sayılarla uğraşmıyoruz. Hani determinanta bölüyorduk falan. Biz hep tam sayılarla ilgileniyoruz. Hatta 0 ile 25 arasındaki tam sayılarla. Çünkü bizim bütün aritmetiğimiz mod 26 aritmetiği. Öyle olunca öyle bir ters olacak ki bu. Öyle bir başka matris olacak ki çarptığınızda birim matris 1 0 0 1 çıkacak ve içindeki bütün sayılarda tam sayı olacak. Negatif ya da pozitif.
tam sayı olacak. Şimdi negatif sayılar sizin çok fazla kafanızı karıştırmasın. Bir yerde bir negatif sayı görürseniz, mesela -4, onu hemen 26 ekleyip onu pozitif bir sayıya dönüştürebilirsiniz. Sebebi şurada, mod 26'da bütün sayılar 0 ile 25 arasında. Negatif sayı bile olsa, pozitif bir sayı olsa, pozitifse büyük bir sayıysa 26'ları çıkarıp, negatifse 26'ları ekleyip 0 ile 25 arasına getirmeniz mümkün. Ben negatif sayı tuttum çünkü negatif sayılar daha düşük, daha küçük sayılar. Dolayısıyla bu da bunun ters matrisi. Bu şifreleme algoritması, bu şifreleme algoritması 2'ye 2 bir matris kullanıyor. Bu matrisin 4 tane bileşeni var. Her bir bileşenin 26 tane farklı değeri var, sıfır dahil olmak üzere. Her bileşenin 26 tane bileşeni var. Şifrelediğiniz şeyi bununla deşifre ediyorsunuz. Demek ki A ile B, komünikasyon halinde, haberleşme halinde olan A ile B, ikisi de hem matrisi hem de tersini bilmek zorunda. Böylece A şifrelediği zaman B deşifre eder, B şifrelediği zaman da A onu deşifre edebilmeli. Karşılıklı konuşma olmalı. Ve elimizde bu bilgi var. Yani bu bilginin iki tarafın da elinde olması lazım. Daha önce soruldu bana bu. Bu bilgi nasıl gitti? Şimdi ne yazık ki tavuk yumurta problemine dönüşüyor bunu. Bunu da şifreleyin gönderin. Onu şifrelemek için kullandığınız şifrenin anahtarını nasıl gönderdiniz? Onu da şifre. Yani şey dediği gibi nedir? Dünyanın altında bir kaplumbağa varmış, onun da altında bir kaplumbağa varmış, onun da altında bir kaplumbağa. Böyle çözülmüyor problemler. Kaplumbağalarla olmuyor bu iş. O yüzden o problem ayrı bir problem. Anahtar üzerine anlaşma problemi, anahtar değiş tokuş problemi, anahtar üzerinde mutabık kalma problemi başka bir problem. O problemi adresleyeceğim inşallah. Belki de bugün başlayacağım onu adreslemeye. Bu da işin size bu slide da size onun decryption kısmını gösteriyor. Nasıl WCTF'den Gold'u G-O-L-D'yi nasıl buluyorsunuz? Bu sefer ters matrisle çarparak buluyorsunuz. Ana fikir bu. Şimdi kaç tane böyle matris var? Dolayısıyla ne kadar çok anahtar var? Çünkü her zaman hatırlayın, her zaman aynı soruyu sormalıyız. Bu şifreleme algoritması yeteri kadar güvenli mi? Siz sormazsanız sizin patronunuz sorar, müşteriniz sorar. Sen bana bunu satıyorsun da bu ne kadar güvenli? Cevap şu. K1, K2, K3, K4'lerin her birisinin farklı bir şekilde 26 değeri var. Hani bazı değerleri kullanmak istemeyebilirsiniz. Sıfırı kullanmak istemeyebilirsiniz. Hepsinin sıfır olması doğru olmaz mesela. Ama yani yaklaşık bir değer, yüksek bir değer, yani upper bound dediğimiz şey bu. K1, K2, K3, K4 her birisinin 26 değeri varsa bunların birlikte toplam 26'nın dördüncü kuvveti. 26 defa 26 defa 26 defa 26. Yani 157.248. Aslında bu 26'ların karesi daha fazla. Problem şurada. Bunların hepsinin tersi yok. Çünkü matrisin tersi yoksa benim işime yaramıyor arkadaşlar. Matrisin tersi olması lazım. Yani çünkü benim şifrelediğim şeyi deşifre etmem de gerekiyor. Şu matematikayı da burada tutayım sürekli. 26'nın dördüncü kuvveti aslında daha büyük bir sayı. Bakın 456.976. Ama her matrisin tersi yok. Olanlarının sayısını iki tane meraklı matematikçi oturmuşlar, hesaplamışlar. Çok ilginç bir şekilde bunu hesaplamak o kadar da zor değil. Hatta çok genel bir hesaplama yapmışlar. Olanlarının sayısı da bir 1/3 oranında filan. 157.000 tane. Dolayısıyla Bunu kırmak için elle kırılamayacağını görüyorsunuz. Niçin? Çünkü her birisi için bir dakika harcasanız 157.000 dakika gerekli size. O da 109 gün falan ediyormuş. Yani siz anahtarları her ay değiştirirseniz hiçbir probleminiz kalmaz. Şunu da unutmamak lazım. Siz anahtarları değiştirseniz bile eski haberleşmeniz hala tehlike altında. Çünkü onlar bir daha önceki anahtarlarla yapılmıştı. O komünikasyonlar, o haberleşme birimleri bir şekilde kayda alınmışsa, geçmişin bütün kayıtlarını tutarsa eğer sizinle uğraşan kişi, sizin düşmanınız,
Bunları kırabilir. Geçmişe ait haberleşmeyi de elde edebilir. Geçmişe ait haberleşme önemli mi? Yani sıcak bir savaş sırasında önemli değil tabii. Ama sürekli olan bir savaş sırasında önemli olabilir. Veya sürekli bir düşmanlık için önemli olabilir. Eski bilgiler de önemli. Yani dolayısıyla öyle anahtarlar seçilmeli ki sadece 109 günde değil, belki de 109 milyon yılda kırılmamalı bu. Çünkü yani 109 gün çok az. 109 gün önceki bir sürü şey, hiçbir şey eski falan sayılmaz. Üstelik bu elle yapılan bir kırma. Biz bunu bir bilgisayar yardımıyla böyle hani kaba saba bir şekilde bile çözsek, bir saniyeden daha az, 0.15 saniyede bunu çözebiliyoruz. O zaman 3 boyutlu kullanalım diyor müşteriniz. Madem 2 boyutlu, bunun daha güvenlisi var mı? Var, 3 boyutlusu var. Bu sefer de 9 tane anahtar değeri var. Tersi alınabilir, toplam bu 9 değerle birlikte tersi alınabilir matrislerin sayısı baya büyük bir sayı. Bakın şuraya kadar 1000, buraya kadar milyon, sonra milyar, sonra trilyon. 1.6 trilyon matris var. Elle yapılamayacağını boş verin ama bilgisayarla yapılabiliyor bakın. 18 gün sürüyor. 18 nokta gün sürüyor. Bir işlem için, bir deneme için bir mikrosaniye koyuyor. Demek ki 3 boyutlu da yetmeyecek genellikle. 4 boyutlu yeter mi? 4 boyutlu için tersi alınabilecek anahtar sayısı şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünü çizeyim size. Baya büyük bir sayı bu. Görüyor musunuz? Şu sayı. Yani şuraya kadar 1000, milyon, milyar, trilyon. Ondan sonra 12 milyon trilyon gibi bir sayı. Şimdi ben bu sayıları biz onun kuvveti olarak yazmayı tercih ediyoruz. O bize sayının büyüklüğünü gösteriyor. Onun kuvveti ne kadar büyükse. Bu bir anlamda birden sonra kaç sıfır var demek. Yani mesela 157.248'i onun beşinci kuvveti gibi görebiliriz. Aslında onun beşinci kuvveti 100.000 demek. Bu 100.000'den fazla ama 100.000 mertebesinde. Diğer taraftan 1.6 trilyon da 10 üzeri 12 demek. Birinin üzeri önünde 12 sıfır var. Bu aslında 1 trilyon demek ama 1.6 trilyon daha fazla ama trilyon mertebesinde. Şuradaki sayı 12 ile başlayan sayı ise onun 22. kuvveti, yani birin önünde 22 sıfır var. Yani böyle bir sayı. Şimdi bu sayı nasıl acaba bunu kırmak? Hesaplayabilirsiniz. Ben hesaplamadım. Direkt olarak 5'e atladım. Onun 35. kuvveti. 5 boyutlu olanlar için 25 farklı anahtar var. Onun 35. kuvveti. Bir deneme bir mikrosaniye sürerse 2 çarpı 10 üzeri 21 yıl sürüyormuş bu. Yani bayağı uzun bir süre bu. Çünkü evrenin, kainatın yaşı için 14 milyar yıl diyoruz. Bu 14 milyardan çok daha fazla. Yani 2000 milyar milyar yıl sürecek. Dolayısıyla ben 5'e 5 bir matris kullanırsam Hill algoritmasında güvenli olabilirim fikri ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, güvenli olabilirim. Her zaman aynı soruyu soracağım. Yani bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Şimdi bu algoritmalarda şöyle bir problem var arkadaşlar. Bakın kolay olmayan kısmını size açıklayayım. O da şu. Problem şu aslında. Doğru, 5'e 5 bir matris kullanıyorum. Her seferinde. Burada 5'e 5 bir matrisim var. Her seferinde yazıdan 5 tane harf alıyorum. A, B, C, D, E. Tabii bu aldığım aslında bir kelime oluyor. Mesela kelime, 5 harfli bir kelime. Mesela bu aralar çok önem verdiğimiz bir kelime. Ekmek. Bunun için koronavirüsüne bile aldırmadık ekmek için. Şimdi bunu ben şifrelemek istiyorum. Burada karşıma çıkan şey 5x5 ile başka bir takım harflerden oluşan anlamsız bir kelime olacak. Mesela ne bileyim, A, X, U, T, V. Böyle bir şey olacak.
Şimdi burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Dokümanın içerisinde, nerede ekmek kelimesi varsa onun şifreli hali her zaman AUX TV karşınıza çıkar. Anlatabildim mi? Bu iyi bir şey değil. Çünkü bu ekmeğin şifreli hali, çünkü yeteri kadar böyle kelime, yok aslında. Yani mesela Türkçeyi düşünün. 30 bin kelime var mıdır Türkçe'de? Sözlük, Arapça ve Farsça kelimeleri ilave edersek tabii 100 bin de diyebiliriz ama yani İngilizce için 150 bin falan deniyor. Yani kelime sayısı çok az. Kelime sayısı çok az olduğu için aslında bizim böyle bir yapısal bir problemimiz var. Yapısal problemin arkasında yatan neden? Şifrelediğimiz dokümanların hep yazı olması. Yani yazıyla hep şu anda düşündük. Birincisi bu yanlış bir defa. Niye? Çünkü artık öyle bir dünyada yaşıyorsun ki yazı senin tek haberleşme metodun değil. Ses de bir haberleşme metodu. Hatta o bile eskidi. Video, değil mi? Ondan sonra her türlü dijital doküman. Bir sürü başka dokümanlar da kullanacağım. Ama hepsi aslında yazı değiller. Yazı şeklinde bunları düşünmemiz söz konusu olamaz. Aslında onların hepsi bir şekilde sayısal dokümanlar. Sayısal doküman demek, siz mesela diyelim ki ben size Vivaldi'nin Kış Konçertosu'nun başlangıç bölümünü dinlesem, sonuçta dijital bir doküman. Şimdi bulacağım buradan bilgisayarımdan, dinleteceğim size onu diyelim. Ama o dijital bir doküman. Bakın ben size bulayım onu. Benim biraz fazla sevdiğim bir müzikti herhalde. O yüzden mutlaka vardır bende. Var işte, burada var. Bakın bu Kış. Şimdi değerli arkadaşlar, bu hem video hem de müzik, yani ses ve toplam boyutu 17.7 megabayt. 17 milyon byte. Bütün hepsi bunlardan ibaret. 17 milyon byte. Bu bir dijital doküman. Bu dijital dokümanın, her dijital dokümanın bir tanımı var. Bir reprezentasyonu var. Sonuçta biz eğer bir bilgi karşı tarafa gönderilebilecek bir özelliğe sahipse, bir bilgi dediğim bir şey. Mesela müziğin karşı tarafa gönderilebileceğini acaba ne zaman keşfettik? Yani tabii diyeceksiniz ki CD gönderdik. Aldım arkadaşım, işte İstanbul'a geldim, bir kaset aldım, Ağrı'daki arkadaşıma gönderdim dinlesin diye. Fakat gönderdiğiniz şey fiziksel bir obje. Aslında o kasetin içinde de olabilir o müzik, işte bir CD'nin içinde olabilir veya dijital dünya bize gösterdi ki hiç kasete de ihtiyacı yok. Aslında bilgisayarın içerisinde de olabiliyor ama bir şekilde bir fiziksel embodiment'i olması gerekiyor. Fiziğe dokunmasa var olamayacak herhalde bilgi. Yani bu konuları ben Abuzer hocama bırakırım yani tartışmayı, ama benim ilgimi çeken kısmı işin reprezentasyon kısmı. Önemli olan şu: eğer bir şekilde onu siz reprezente edebiliyorsanız, sayılarla reprezente edebiliyorsanız, tamam siz bunu gönderebilirsiniz. Eğer gönderebiliyorsanız siz bunu şifrelemek de istersiniz. Mesela insanlar çok uğraştılar sayılarla her şeyi reprezente etmek için. Mesela kitap sayfaları sayılarla reprezente edebileceğini fark ettik. Niye? Scan. Scan ederek, resmini çekerek resme dönüştürdük. Resmi biliyoruz. Sesi biliyoruz. Görüntüyü biliyoruz. Hareketli görüntüyü biliyoruz. Başka bir şey yok gibi. Mesela bir aralar Caltech'te şöyle bir proje vardı arkadaşlar. Kokuyu gönderebilir miyiz? Onu yapan hocalar şöyle düşünmüşlerdi. Kokunun bilgisi var. Yani neyin kokusu olduğu, hangi kimyasal maddeleri, hangi bazları, hangi özellikleri kullandığıyla ilgili bir bilgiyi toparlamanız mümkün. O bilgiyi toparladıktan sonra o bilgiyi gönderirsiniz. Karşı tarafta onu tekrar hani o genellikle bunlar organik materyaller falan oluyor. Bunu tekrar yaratırsınız. Yani tekrar o maddenin o parçaların bir yetisi olur. Böyle bir şirket vardı inanmazsınız ama yani ilginçtir. Şirketin adı da
Cyrano Sciences'dı. Cyrano. Şimdi diyeceksiniz niye önemli bu? Cyrano'yu biliyorsunuzdur. Cyrano Bergerac bir şeyin adı, karakterin adı. Bir böyle burnu çok uzun bir karakter var tiyatroda. Böyle ilginç bir adam. Onu böyle bir isim koymuşlar. Bu proje başarılı olmadı. Problem şu. O fiziksel embodiment burada informasyona dönüşüyor. O informasyondan tekrar fiziksel embodiment'e dönüşmesi lazım ki insan tarafından tüketilecek bir şeye dönüşsün. Yani müzik kaydediliyor, dijitale dönüştürülüyor. Dijital müzik geliyor bana, burada benim bilgisayarımda tekrar fiziksel olması gerekir. Yani benim bilgisayarımın, sizin bilgisayarın, telefonunuzun, hepsinin içinde bir tane bir speakerphone var, bir hoparlör var. Ve hoparlör o gelen dijital bilgiyi, analog bilgiyi ondan sonra da sese dönüştürüyor. Ses dalgaları senin kulağına geliyor. Tekrar fizikselleşmesi lazım ki duyabilirsiniz. Bu teknolojinin çok basit kullanılabilir olması lazım. Yani şeyin olabilmesi için, yani kokunun da aktarılabilmesi için sizin o laptopunuzun ya da iPad'inizin, yani benim mesela iPad'imin bir de koku veren bir özelliği olması lazım. Anlatabildim. Yani ben nasıl görüntü veren bir özelliği olduğu gibi yanında laptopta size Vivaldi'yi gösterdiğim gibi bir de koku da bana vermesi lazım. Ama kokuyu verebilmesi için resmen küçük bir kimya şeyine ihtiyacı var. Kimya fabrikasına ihtiyacı var. Bütün kokular için böyle bir kimya fabrikası kurmak zor iş. Pahalı bir iş. Mümkün değil. Tehlikeli. Dolayısıyla o şirket battı. Yani bu deneme çok önemliydi ama. Bu deneme çok önemliydi çünkü bu deneme bize biraz da limit problemini açıklıyor. Ben aslında neye gelmek istiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar aslında gelmek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Ben şimdi şifrelerken harfleri aldım. Harfler bir dokümandan geliyor. Mesela ben biraz önce bir tane Word doküman yazdım. Şu doküman geliyor şimdi, koşsun. Ben şimdi kızıma uzun bir mesaj yazıyorum. Çünkü ona bir tane şey göndereceğim. Nedir? Bir bilgisayar göndereceğim. İçindeki bütün programları açıklıyorum. Bakın yazıyla bunu uzun uzun yazdım. Telefonla da söylenecek bir şey ama yani yazıyla yazmayı tercih ettim. Ondan sonra bu yazı bir Microsoft Word doküman olarak bunu ben bilgisayarımda saklıyorum. 15.283 byte'ı var. Evet yazdı ama sonuçta sayılara dönüştü. 15.283 byte demek, 15.283 byte demek, bunun 15.283 tane harfi var demek aslında prensip olarak. O kadar benim dokümanımda harf yok ama Microsoft Word çok şey saklıyor. Hangi fontta olduğu, boldface mi olduğu, bullet var mı yok mu, bir sürü şey sakladığı için biraz fazla büyük. 15.283 byte demek şu demek. Birincisi 1 byte demek 8 bit demek arkadaşlar. 8 bit'e önce bit tanımı lazım. Bit demek ya 0 ya da 1 demek. Ya 0 ya da 1 demek. 8 bit olması da demek bunun ya 8 tane 0'dan başlayıp 8 tane 1'e kadar giden sayılardan birisi demek. Yani 0 0 0 0 0 0 0 0'dan başlayacak. 1 1 1 1 1 1 1'e kadar ilerleyecek. Bunların değerleri, tam sayı değerleri 0 1 2, en büyüğü 255. 256 tane farklı sayı bu. 8 bit. Bu bir byte'dir arkadaşlar ve bundan 15.000 tane var. Aslında elimizde büyük bir sayı var. Aslında gönderdiğimiz şey, benim kızıma gönderdiğim şey bir sayı. Bu sayının boyutu 15.283 byte. 15.283 byte demek çarpı 8, 122.264 bit demek. 122.264 bitlik informasyonu ben karşıya gönderiyorum. Bizim müziğimiz, sesimiz, e-mailimiz, benim şu andaki Zoom konuşmamın size ulaşmasının arkasında her şeyin sonuçta görüntünün, resmin, sesin, hareketli görüntünün böyle bitlere dönüşmesini gerektirir.
bunlar karşıya gider. Biz bunlarla uğraşırız. Dolayısıyla aslında bir şifrelemeyi daha geniş düşünmeliyiz. Bir şifrelemeyi harfler olarak düşünürsek yani çok iyi olma, doğru olmaz, yetersiz olur. Çünkü aynı doküman içerisinde yazılar olabileceği gibi resimler de olabilir. Hatta videolar da olabilir. Dolayısıyla daha dokümanlarımız çok karmaşık. Dolayısıyla biz aslında şifreleyeceğimiz şeylere biz sayılara doğru ilerlemeliyiz. Sayıları şifrelemeliyiz. Sayıları gruplara ayırmalıyız. De en doğal gruplama yöntemi ise bu 122.264 tane bitin. Mesela birer bit. Birer bit iyi olmayabilir ama 8'er bit ya da 16'şar bit ya da 64'er bit alıp şifrelemek. Öyle yaparsak, her 64 bir şekilde alıp yaparsak o zaman farklı bir şey çıkıyor karşıma. Şöyle bir şey çıkıyor. Ben bunları şifrelediğimde şuraya koyduğum X 64 bitlik bir sayı oluyor. Yani 8 byte'lık bir sayı oluyor. Şimdi 64 bitlik bir sayı, yani 8 byte'lık bir sayı aslında hepsi 1 olsaydı, hepsi 0 olsaydı değeri 0. Hepsi 0 olsaydı, yani sayım benim 64 bitlik. Hepsi 0 olsa şu sayı. Sonra şu sayı olabilir. Sonra bu sayı olabilir. En son şu sayı olabilir. Ben aslında mesajımı böyle bloklara ayırıyorum. 64 bitlik bloklara ayırıyorum. 15.283 çarpı 822.264 diye. Ben bunu şimdi 64'e bölersem yaklaşık olarak böleyim. Tam bölünmüyor. 1910 tane blok var. Her bir blokum 64 bitlik bir sayı. Ve bundan 1910 tane var. Bunları teker teker şifreleyeceğim. Benim şifreleme algoritmalarım bunları yapabilmeli. Harfleri yapabilmeli. Harflerden daha fazlasını yapabilmeli. Niye? Çünkü harflerin sayısı çok az. Yani demin ne dedik? Toplam Türkçe'de, İngilizce'de kelime sayısı yüz binler civarında. Ama 64 bitlik blokların sayısı kaç tane biliyor musunuz? Kaç tane farklı 64 blok var? Bu kadar. Bu kadar farklı 64 bitlik blok var. Şimdi bunlardan birisi bunu ben şifrelesem o bloklardan bir tanesini, bir x'i alsam, oradan bir x alsam, şifrelesem sayı 64 bitti. Bulduğum y de 64 bit. 64 bit. Ekmek kolaylıkla bulunabilecek, identify edilebilecek, tanınacak bir kısalıkta bir bilgi. Çünkü 5 tane harf. Ama 64 bitlik bir sayı kolaylıkla tanınabilecek, identify edilebilecek, aynısının bir daha olma ihtimali olmayan bir şey. Çok küçük bir ihtimalle bu sayının aynısı bir daha karşınıza çıkar. Dolayısıyla bütün şifreleme algoritmaları aslında yüksek sayıda bitleri şifrelemek için yapılmış olmalı. Öyle şifreleme algoritmaları bizim elimizde olmalı açıkçası. Dolayısıyla bizim şifreleme algoritmalarımız böyle olmamalı. Şimdi bu böyle olunca biraz azıcık bir fikir sahibi oluyoruz. Demek ki hayır, harflerle olacak bir iş değil bu arkadaş. Bunu fark ediyorum. Harflerle olmaz bu. Kelimelerle de olmaz. Çünkü sayıları çok az. Çünkü çok kolay bir şekilde bunlarla ilgili aramalar yapılabilir, işte bunlarla ilgili sözlükler oluşturulabilir vesaire. Bu böyle olacak bir işe benzemiyor. Daha farklı olmalı. Ben size şimdi bir tane algoritma göstermek istiyorum. Bu algoritma harfleri şifrelemiyor. Neyi şifreliyor? Böyle sayıları. Ne kadar büyüklükte sayıları? Şimdi size onu açıklayacağım. Şimdi bu algoritma ekranı görüyorsunuz diye düşünüyorum, değil mi? Tamamını görüyorsunuz. Ryan-Dale Cipher diye bir şey bu algoritma. Bir şifreleme algoritması. Adı da Ryan-Dale. Bu niye Ryan-Dale? Bu iki tane bunu bulan Danimarkalı bilim adamı, bilgisayar mühendisi. Birisinin adı Ridgeman, soyadı.
Derin de adı Demon. Bir şekilde isimlerinin ilk birkaç harfini kullanıp L'yi de sonradan bir şekilde ilave edip isim vermişlerdi bu algoritmaya. Bu algoritma şu anda bizim standardımız. Bizim uluslararası standardımız. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Bu algoritma bizim bütün financial transaction'larımızı şifreliyor. ABD ile Avrupa arasında, Avrupa ile Türkiye arasında, Türkiye ile Hong Kong arasında her şeyi bu şifreliyor. 2001 yılında standart haline geldi. Uluslararası bir yarışma vardı. Bu yarışmaya 60'tan fazla bilim adamı grubu kendi algoritmalarını tasarlayıp gönderdi. Görüyorsunuz yani buna bak, şimdi bu algoritmayı göreceksiniz. Kafanızda bunu Hill Cipher'la karşılaştırın. Hill Cipher size çok çocukça gelecek. Yani üçer harfli gruplar, beşer harfli gruplar filan. Yani bunlarla olacak iş değilmiş diyeceksiniz kendi kendinize. Randall algoritması çok daha fazla blokları şifreleyebiliyor. Randall algoritması arkadaşlar en basit haliyle bile 128 bitlik bir bloku alıyor, şifreliyor. 128 bit. 128 bit çok daha büyük bir sayı. 128 bitlik bir sayının öyle sayıların sayısı, 128 bitlik sayıların sayısı 2 üzeri 128. Çok, bu kadar sayısı var. Üstelik bu algoritma gene en basit haliyle 128 bitlik anahtarlar kullanılıyor. Yani anahtarların sayısı da bu. Şimdi siz bu anahtar sayısı, bu anahtar sayısının yeterli olduğuna hemfikir olabilirsiniz. Çünkü biz bakmıştık. 5 boyutlu Hill şifreleme algoritmasının anahtar sayısı 10 üzeri 35'ti. 10 üzeri 35 aşağı yukarı 2 üzeri 90 demek arkadaşlar. 2 üzeri 90. Bunun anahtar sayısı 2 üzeri 128. Yani ondan bir 30 daha fazla. 2 üzeri 30 power olarak daha fazla. Yani 2 üzeri 92 ile çarpacaksın, daha 2 ile çarpacaksın, 30 defa 2 ile çarpacaksın ki bu sayıya ulaşabilirsin. Yani bunun anahtar sayısı bundan daha fazla. Şimdi diyeceksin ya, o zaman ben de 6 boyutlu Hill şifreleme algoritması kullanırım. Ama şunu unuttum. Ne demiştim ben? Bunlar sonuçta harfleri harflere atayan bir algoritma bu. Yani kelimeleri kelimeye, 5 harfli kelimeleri 5 harfli kelimelere atıyor. Giriş kelimesi anlamlı, ekmek. Çıkış kelimesi anlamsız. Ama ekmeğin şifreli olduğu her yerde o çıkış kelimesi var. Yani bu algoritmanın asıl zayıflığı şifrelediği blokların çok kısa olması. Anahtarların sayısından başka bir zayıflık bu. Yani anahtarların da blokların da yüksek olması lazım. Bu algoritmada bu da bu var. Hem anahtarlar çok geniş, hem de şifrelenen bloklar çok geniş. Bu kadar sayıda bloktan birisini şifreliyorsunuz. Şifrelediğiniz blokların sayısı o kadar fazla ki aynı bloktan bir daha karşınıza çıkma ihtimali yok gibi bir şey yani. Dolayısıyla her blok diğerinin şifresi hakkında, şifresinin açılmasında hiçbir fikir sahibi etmez sizi. Dolayısıyla biraz farklı bir durum. Yani 5 ya da 6 harfli kelimeler nerede? 128 bitlik. İşte efendim büyük sayılar nerede? Üstelik tamamıyla sayısal dokümanlara baktığımız için bu sayılar bize işte efendim ses, görüntü, hareketli görüntü, yazı, bunların hepsinin karışımı olarak gelmiş. Bu karışımları biz şifreliyoruz. Şimdi size bu algoritmadan azıcık açıklamak istiyorum. Biraz hem eğlenceli hem de karışık bir algoritma. Nasıl şifreliyor bu? Aslında bunda da bir matris yapısı var arkadaşlar. Bu da bir matris. Dörde dörtlük matrisler kullanılıyor bu. Ama her bir matrisin şifrediği şey aslında bir matrisin içeriği. Sizin mesajınız şu matrisin içine konuyor. Ama şu matrisin içine yazdığınız sayı aslında 128 bitlik bir sayı. Bu sayılar nasıl biliyor musunuz? Şöyle sayılar bunlar. Bu da bir çeşit
Mesela ondalık sayılar gibi bir sayı bazı. Buna 16'lık baz diyoruz biz. Bu sayıların hepsi 16'lık bazda yazılmış. Yani aslında benim bu diyelim ki ondalık sayılar için, decimal sayılar için benim rakamlarım 0'dan 9'a kadar. Ama 16'lık sayılar için benim rakamlarım 9'dan sonrası da var. 15'e kadar. Onlar için de harfleri kullanmayı tercih etmişiz. Çünkü 10 diye yazdığınız zaman iki sayıymış, iki rakammış gibi gözüküyor. Tek bir rakam olması için onu A diye yazmışız. Aslında A tek başına bir rakam görevini görüyor. İşte efendim D13 anlamına geliyor. E14, F15 anlamına geliyor. Dolayısıyla mesela şurada gördüğünüz 3-2 kelimesi, 3-2 sayısı aslında bu bazda bir sayı. Yani birinci hocam, sayı da sıfırla... Yazdıklarınızı göremiyoruz. Göremiyorsunuz. Ha, çok ilginç. Niye göremiyorsunuz? Bu buradan açılmadı mı? Görünmüyor. Ha, arkasında kaldığı için çok teşekkür ederim hocam, kusura bakma. Ha, o anlamda. Tamam. Çok sağ ol. Bunu unutmamam lazım. Ekranın içinde olması yetmiyor. Tamam. Ne demiştim? Ondalık sayıları 0'dan 9'a kadar ama bu desimal 16 bazlı sayılar da 0'dan 9'a kadar artı bir de tek rakamlı hale gelsin diye yazılar kullanmış. Yani harfler kullanılmış. Niye? Böyle bir alfabeta da diyebilirdi ama işte Latince harfler kolayına geldiği için insanlar bunu seçmişler. Biz bu seçimi böyle ne bileyim 60'lı yılların başında falan yaptık. ABCDEF. Dolayısıyla siz böyle şöyle bir şey yazabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir bu bazda şöyle bir sayı yazabiliyorsunuz. Mesela 32 yazıyoruz. Bu 32 demek değil 32. 32 aslında şu demek. Bunu alıp binary olarak da temsil edebilirsiniz. Şöyle bir sayı bu. 0011. Bu 3'e denk geliyor. 0010 da bu da 2'ye denk geliyor. Bu 3'tür, bu da 2'dir. Aslında bu sayı bu. Bu sayı bu. Aslında bu sayı 50'ye eşdeğer geliyor arkadaşlar. Desimal olarak 50 ama bu bazda 3-2 diye yazılıyor. Mesela başka bir sayı alayım ben size. 1A olsaydı o, 1A olsaydı şu kısmı, bu kısmı 10'a eşdeğer geliyor. Bu kısmı da 16'ya eşdeğer geliyor. Dolayısıyla bu sayı 16 artı 10. Yani buna karşılık geliyor. Yani bizim şunu yapabiliriz. Bütün bu aklımıza gelen bütün sayıları hem ikili tabanda hem de 16'lık tabanda bu şekilde hesap edebiliriz. Aslında bizim burada gördüğümüz şey, şurada state diye gördüğümüz şey, sol taraftaki sarı olanı hepsi dörder bitlik bloklar. Dolayısıyla her birisi 8 tane blok. Toplam 16 blok var. 16 çarpı 8, 128. İşte 128 bitlik sayıyı şifreliyorum. Bu 128 bitlik sayıyı bana yaz deseniz, o kadar da zor bir şey değil. Şöyle bir sayı o. 3 diye başlıyor ya. 0011, sonra 2, 0010, sonra 88. 100100100. Bakın o sayı yazmaya devam ediyorum. Sonra 31001100001. Böyle yazacağım. En son yazacağım sayı 34. O sağ köşedeki. O da 00110101. Ekran dışında hocam, sayın hocam. Bu kadar uzun bir sayı. Bu kadar uzun bir sayı. Siz onu, o sayı öyle organize etmiş. Yani öyle organize ediyor. Bu ise onun şifresi, o da 128 bitlik, o da 128 tane biti ya da 16 tane 8 bitlik blokları olan bir sayı. Onun notasyonu bu. Bakın burada bir açıklama var. Mesela diyor ki 32'nin şeyi burada, nedir, reprezentasyonu burada. Şimdi ben size bunun, bu sayıyı şifrelemek için Hill aklınızda. Hill ne yapıyordu? Göstereyim tekrar Hill'i size. Hill bir matris çarpması yapıyordu. Çok hatta kolayımıza gelmişti. Gayet iyi. Bakın bu Hill'in şifrelemesi, deşifre etmesi. Bir matriste bir vektörü çarpıyor. Sayıları çarpıyor, topluyor. Sonra da 26, mod 26'ya göre düşürüyor. Peki bu ne yapıyor? Bu biraz
daha fazla iş yapıyor. O kadar çok fazla sayıda iş yapıyor ki gerçekten de baktığınız zaman yorulacaktır. Bu şifrelemek için yaptığı işlemler. Bakın dikkat edin. Bir takım ara işlemler yapıyor. Bir de bu ara işlemlerin, şu dört ara işlem, dört farklı renk, subbytes, shifros, mix, columns, add rank gibi bunları da tekrar ediyor. 9 defa mesela. Burada şurada 9 yazıyor. Şurası da bunların dördünü yapıyor, dönüyor, tekrar bunların dördünü yapıyor. Dönüyor, tekrar bunların dördünü yapıyor. Ondan sonra bu üçünü yapıyor. Baştan bir tane yapıyor. İlerleme metodu bu. Şimdi bakın, şöyle çalışıyor metot. Her seferinde o aldığı 128 bitlik sayı, 16'lık bir matris diye sakladığı sayı her seferinde değişikliklere uğruyor. Bu değişiklikler de şöyle değişiklikler. Mesela bir değişiklik türü şöyle çalışıyor. Bir tane fix bir tablo var. Daha önceden hesaplanmış, konmuş. Adına S-box deniyor. Bu tablo hesaplanmış, konmuş, orada duruyor. Bir daha da değişmiyor. Yani sizin bu tabloyu ezberlemeniz ya da programınızın bunu ezberlemesi lazım. Bunun kullanma şekli şöyle. Alıyorsunuz şifreleyeceğiniz dokümanı, sarı doküman. Eleman başına her peyderpey her elemanı bir kere aynı şeyi yapmanız lazım. İlk elemanı alıyorsunuz. Bu elemanın değerleri 1 ile 9. 1 size birinci satır al demek. 9 da size 9. sütun al demek. 1 ile 9'unun kesişik noktada D4 sayısı var. Hatırlıyorsunuz D4'ü. D4, D harfini bir önceki şeyden hatırlamanız lazım. D harfinin karşılık geldiği sayı 13'tü. Aslında bu 13 demek, yani 1, 1, 0, 1 demek. Bu da 4 demek, yani 0, 1, 0, 0 demek. Şu sayıya işler bu, binary olarak. Bunu bir sonraki sayı için de yapıyor. Her birisi için teker teker bunu yapıyor. Bu işlemlerden bir tanesi. Yani bu kutudaki her bir sayıyı bir kere değişikliğe uğratıyor. Ondan sonra bu işlemlerden bir tanesi. Bir başka işlemde kutuların satırlarında bir takım değişiklikler yapıyor. Satırlarını böyle shift ediyor. Atlatıyor satırlarını. Üstteki satırı atlatmıyor. Bir sonrakini bir atlatıyor. Bir sonrakini iki atlatıyor. Bu da böyle bir işlem. Bir sonraki işlem. Bak burada hile benzeyecek. Burada bir matris vektör çarpması var. Ha, bu da ilginç. Bak burada hilden bir şey ödünç almışlar resmen. Fix bir matris var. 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1 diye gidiyor. Bunu datadan aldığı bir kolon matrisle çarpıyor. Sonra ikincisini yapıyor. Sonra üçüncüsünü yapıyor. Sonra dördüncüsünü yapıyor. Devam ediyor. Bu üçüncü işlem. Ondan sonra alıyor anahtar matrisini ekliyor data matrisine ve bunu bütün kolonlar için yapıyor. Bu dört tane ana işlem vardı ya, bunu sürekli bir şekilde 9 defa tekrar ediyor. Her seferinde farklı matrise bula 9'u bitirdikten sonra bir daha 3 özellikle seçtiği 3 işlemi bir daha yapıyor. Ortaya çıkan sayı onun şifrelenmiş hali oluyor. Şimdi burada durmak istiyorum. Sorulara cevap vereceğim çünkü bayağı bir soru birikmiş. Niye bu kadar çok karmaşıklık? Çünkü arkadaşlar bulunmasını istemiyoruz. Yani tamam anahtar sayısı çok fazla ama çok basit işlemler yaparsak Hill matrisine yaptığımız gibi matris vektör çarpmaları falan bunların testlerini almak kolay. Dolayısıyla bunlardan kaçınıyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden böyle karmaşık işlemler sırasıyla, dizisiyle ancak şifreler tek bulabiliyoruz. Yani bu size anlattığım konu bizim vardığımız nokta. Ben resmen Sezar'dan başladım. Hani sizi getirdim 1950'ye işte Profesör Hill'in algoritmasına. Ondan sonra 2002'ye getirdim. Bu algoritma bizim şu anda hani İngilizce state of art. Teknolojide geldiğimiz nokta. Şu anda bundan daha iyi bir algoritmamız yok. Ve bu algoritmanın ömrü için 20 yıl diyorduk. 20 yıl bitmek üzere 2022'de bitecek. Ama hala kırıldığı konusunda en ufak bir şeyimiz yok. Bir bilgimiz yok. Yani kırıldığını
sanmıyoruz. Kırılabilir, en azından akademik olarak birisi bunun bir zayıflığını bulmuşsa biz bunu duyardık. Yani biz bunu, birisi onu yazardı. Ama eğer birileri bulmuşsa bu zayıflığı ve gizli tutuyorsa, o zaman o başka bir probleme dönüşür. Evet, şimdi hocam bir sorulara bir başlayayım. Tamam hocam, bu iki, birinci, bir, iki, üçü tamam. Şimdi hocam diyor ki, Mustafa hocam diyor ki, 0-1'den oluşan bir sistem. Hocam bütün dijital dokümanlar sonuçta sayılar kümesinden ibaret. Sayıları nasıl temsil ettiğimiz biraz da bize kalmış. Eğer kolaylıkla okuyup yazmak istiyorsak, hani desimal olarak, ondalık olarak yazıp şey yapabilir, söyleyebiliriz. Ama aslında bilgisayarın hafızasında onlar binary olarak saklanıyor. Sen bilgisayar değilsin. Sen bilgisayar binary olarak onları düşünmene gerek yok. Ama orada onun saklama biçimi öyle. Çünkü bizim elektronik fiziğimizde iki tane elektronik voltaj değerini tutmak çok elverişli oldu. Yani bir 0 volt kadar, bir de 5 volt kadar. 5 volta 1 dedik, 0 volta da 0 dedik. Böylelikle her şeyi temsil edebiliriz. İstediğiniz desimal sayıyı, istediğiniz reel sayı da dahil, reel sayı belli bir yere kadar ancak temsil edebiliriz. Diyelim ki 42 bir günden sonra 7 haneye kadar, o kadar. Daha fazlasını temsil etmek için hem gerek duymuyoruz hem de yerimiz olmayacak. Bütün bu sayıların sonuçta binary karşılığı saklanıyor. Hocam şimdi nasıl üretiliyor? Tamam. Şimdi güvenliğe girmeyeceğim. Çünkü burada söylemediğim o kadar çok şey var ki, bu niye güvenli? Bence bunun çok basit bir cevabı var. Basit cevabı çok doğru. O da şu, çok karmaşık işlemler kullanıyor. Ondan dolayı güvenli. Çok karmaşık işlemler niye kullanıyor? Çünkü bunların sonucunda ortaya çıkan değerin kolaylıkla hesaplanmasına engel bir sistem oluşturmuş. Bakın bu da anahtarlarla ilgili kısmı RNDL algoritmasının. Gerçekten işlemler çok karmaşık. Her birisinin arkasında belli bir miktar matematik yatıyor. Bu matematiğin bir kısmı sonradan öğrenilmiş bir matematik. Yani biraz hani klasik bildiğimiz hani calculus'ta şurada burada öğrendiğimiz matematik değil bu. Son 30-40 yılda oluşturduğumuz bir matematik. Bunun da kendine özgü bir matematiksel diyelim ki konuları oluştu. Bir takım insanlar bu konuda doktoralar yaptı. Master tezleri, doktora tezleri yaptı. Kitaplar yazdı. Bu konuda dergiler var. Yani bu da kendi başına bir konu haline geldi. O da şu, bu kriptografik algoritmaların karmaşıklığı hakkında bir takım sorular gündeme geldi ve bu soruların cevaplarını bulduk. Bakın bu şey nedir? Bu algoritma böyle bir algoritma. Bu kadar karmaşık bir algoritma. Şimdi ben sözle videoya da açmak istiyorum hocalarım, arkadaşlarım. Buyurun sizin sorularınızı cevaplayayım. Şimdi ben nereye getirdim konuyu? Şuraya getirdim. Kriptografik algoritmalar çok karmaşık olmazlarsa hem şifreledikleri dokümanların yeteri kadar büyük olmazsa, şifreleme algoritmasının anahtarları yeteri kadar uzun olmazsa tehlikeli şeyler. Yani bazen şifrelemek kötü bir algoritmayla, zayıf bir algoritmayla şifrelemek çok tehlikeli. Sebebi şurada. Size gereksiz bir güven veriyor. Dolayısıyla kendinizi güvende zannedip çok daha hassas mahrem bilgileri oraya koyuyorsunuz. Halbuki güvenli olmadığını bilseniz, mahrem bilgilerden kesinlikle bahsetmezseniz, onlar için başka yollar ararsınız. Başka şekillerde ulaştırırsınız veya uygun zamanlarda bir araya geldiğinizde bunları konuşursunuz. Bu şey güvenli, yani görünüşteki güvenlik en tehlikeli aslında. Ondan uzak durmamız gerekiyor. Ama şifreleme algoritmalarının böyle bir tarihçesi var. Yani ben diyebilirim ki 1975'ten sonra akademi bu konuya bakmaya başladı. 75'e kadar bu konu işte efendim gizli servislerin, işte efendim devletlerin şifreleme, şifre çözme ile ilgili kurdukları birimlerin işiydi. Yani daha profesyoneldiler tabii ama daha az akademiktiler, daha az bilimseldiler. Ben öyle görüyorum.
Ama 1975'ten sonra akademi çok ilgi gösterdi bu konuya. İlgi gösterince de çok insan bu konuyla uğraşmaya başladı. Ve birdenbire bu konu üniversitelerin konusu olmaya başladı. 1980'lerden sonra doktoralar, makaleler, bu konuda konferanslar, 4-5 tane, 10'a yakın kripto konferansı var. Konferanslar düzenlemeye başladı bu konuda. O yüzden daha bilimsel bir konu haline geldi. Daha tartışılabilir, zayıflık konusunda mesela bir devlet ya da bir banka algoritmasının zayıf olduğunu şey yapmaz, kabul etmez, istemez, duyulmasını istemez, zayıfsa bile saklamaya çalışır. Çünkü böyle bir güvensizlik ortamını iyi görmez kendisi için, kendi işi için. Ama bir akademisyen için, akademisyenler gayet sallapati insanlar. Bir şey zayıfsa bu zayıftır der, ondan sonra bir çuval inciri mahveder. Ama akademisyen doğrusunu söylüyorsa çok önemlidir bu. Evet hocalar. Şimdi Amerika dedik, yok devam etmeyecek. Mehmet Selçuk diyor ki kriptografi dünyasında Amerika'nın liderliği devam ediyor mu? Amerikan liderliği devam etmiyor aslında. Avrupa'da çok bayağı bir söz sahibi. Asya, özellikle Japonya ve Kore ve Çin bayağı bir söz sahibi. Yani daha bütün dünya, kriptografi dünyası, matematik dünyası daha böyle equalize oldu. Herkes bir şekilde kendine ait olan kısmını çok iyi yapabiliyor. Çok fazla şey değil. Şimdi niye standartlar hala Amerikan standartları? Bunun nedeni bankalar. Bankalar Amerikan standartlarına güvenmeyi ya tercih ediyor ya da mecbur tutuluyorlar. Dolayısıyla Amerikan standartları tutulmaya var olmaya devam edecek çünkü bankaların yüzünden. Yani banka olayı aslında hiç öyle görmeyebilirsiniz ama kriptografi mühendislerinin çoğu bankalara çalışır. Yani biz aslında bankaların güvenliği için uğraşıyoruz. Senin yani işte Abuzer hocamla Mustafa hocamın güvenliği için öyle bir derdimiz yok. Yani çünkü ikisinin de böyle bir altyapıyı destekleyecek kaynakları yok. Bankaların var. Onlar bizi bunlara sürüklüyor. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Bu siz ders sırasında koku gönderilmesinden bahsettiniz. Bir de duygu gönderilebileceğine dair de bazı şeyler okudum ben. Yani önümüzdeki 10 yıllarda online tabii olarak sanal... Bunun duygu daha az fiziksel bir şey. Bir fiziksel embodiment olması lazım. Mesela yüz ifadesi ise görüntüyle, videoyla vesaire aktarılabiliyor. Ama duygudan hiç olmazsa şey, duygu daha az fiziksel. Mesela şey, koku kesinlikle fiziksel bir şey. Fiziksel bir, kimyasal bir varlığın oluşturduğu bir şey bu tamamen. O kimya orada olmazsa o koku orada olmaz. Ama biraz hani duygu biraz daha az fiziksel galiba. Ama hocam bunlar çok zor sorular. Onu size söyleyeyim. Hocam bir de bu kuantum bilgisayarlarının çalışma prensibinden biraz bahsedebilir misiniz? O mevcuttan şimdi çok farklı. Bugün değil ama o da benim şeyimde, ajandamda. Bugün değil ama başka sorunuz var mı değerli arkadaşlar? Şey, haberleşme güvenliğini burada bırakacağım aslında. Bu benim aslında dördüncü dersim. Bu anahtarlar üzerine nasıl mutabık kalıyoruz? Anahtar değişimi nedir? O problem. Bunun üzerine bakacağım. Haberleşme güvenliğini işimizi hallettik. Zaten sizi Sezar'dan aldım. 2002'ye getirdim. Genel resmi gördünüz. Ben bu genel resmin içerisinde bir mühendisim. Hangi konuya yönelebilirim? Bu ders herkes için kriptoloji. Yani mühendisler için kriptoloji değil. Yani o yüzden onu çok fazla adreslenmek istemiyorum. Mühendisler biraz biliyorlar aslında ne yapacaklarını. Yani bana özel soru sorabilirler tabii ki. Hocam şu dokunmatik teknolojisiyle ilgili bir şey soracaktım. Bu insanların da dokundukları şeylere gerçekten dokunuyormuş gibi hissetmeleri şeyi var. Konuda ne durumdayız yani, bu nasıl bir şey? O haptics denilen şey. Hocam onu da bu videoda cevaplamayayım. Kriptoloji. Eyvallah. Ya ben şu felsefeci olduğum için mesela teknik tarafı benim için. Senle işin çözüm. Ama çağrışımlar ilginç şeyler çağrıştırıyor zihnimde. Teşekkür ederim. Hocam, değerli hocam, ben ne yaptım biliyor musun? Hem şehir üniversitesindeki bir dönemimde hem daha sonra Santa Barbara'daki derslerimde computer science, yani bilgisayar bilimleri ve kriptografi hiç bilmeyenlere öğretmek için çok uğraştım.
Dolayısıyla öyle yavaş yavaş bir terminolojim oluşturdu. O yolda ilerlemek istiyorum. Bu demin bahsettiğim hani bilginin sayısallaştırılması olayı aslında çoğu insanın farkında olmadan kullandığı ama önemli bilgiler bunlar, önemli şeyler. Fazla evet. giremiyorum ama yani aslında mesela müzik falan böyle şeyler nasıl sayısallaştırıyor, bayağı önemli şeyler. Bunlar tabii hep bizim felsefede de üzerinde çok durduğumuz bu evrenin mekanik olarak tasavvur edilmesinin sonuçları. Tabii hocam. Aslında hocam bak bu konuyu bir gün tartışalım. Aslında bir gün insanları davet edelim. Aslında mesela her şeyi sayısallaştırıyoruz. Daha doğrusu bilginin sayısallaştıracağı konusuna hiçbir şüphemiz yok gibi. Yani bilgi ise sayısallaştırılıyor. Değil mi? Fakat acaba fiziksel bir embodiment de aslında yani gerçekten her şeyi sayısallaştırabilir miyiz? Mesela diyelim ki fiziksel olarak var olan bir şeyin her bir atomun, molekülün durumu, ismi, işte efendim her içindeki elektronların enerji seviyeleri komple bunun hepsi bir bilgidir. Her bir atomla ilgili bilgiler var. Tamam mı? Her atomun diğerine göre 3 boyutlu uzayda bir yeri var. Her atomun bir hareketi var. Bunların hepsini toparlı bir bilgiye dönüştürebilirsin. Bayağı büyük bir bilgi olur, fark etmez. Çok büyük bir bilgi ama sonra ben bu bilgiyi kaç tarafa gönderdiğimde, kaç taraftan onu yapabilecek bir makineyi oluşturmasını sağlarsam o kaç taraf işte ışınlamayı yapmış olur. Bu yani böyle bir şey teorik olarak mümkün. Buna hiçbir şüphe yok. Teorik olarak mümkün oldu. Problem bunun çok dinamik bir şey olması. Siz bunu daha henüz scan ederken o kendisi değişiyor. Sürekli değişim içerisinde. Yerinde durmuyor. Küçük bir çocuk gibi. Yani dur lan bir resmini çekeyim diyorsun. Yani 30 defa oynuyor, bilmem gözünü, ağzını oynatıyor falan. Bir türlü düzgün bir resim çekemiyorsunuz. Anlatabildim mi? Dünya böyle bir dünya. Dolayısıyla bu sayısallaştırma olayı hiç göründüğü kadar basit bir olay değil aslında. Şifrelenme de bir başka bir konu. Ama bir kere sayısallaştırırsan şifreleyebileceğimizi gördük. Yani şifrelemek, biz onu halletmişiz artık. Yani şifreli gerçekten çok iyi şifreleyebiliyoruz her şeyi. Hocam sanki gelecek dünyanın anlaşılabilmesi için kuantuma girmeniz gerekecek gibi düşünüyorum. Yani hocam şimdi mesela konularda. Ben de buna hayır diyorum. Sebebi şurada. şimdi kuantum aynen her derde deva bir şeye dönüştü. Mesela öyle kitaplar var. Kuantum hissediyormuş ya da kuantum enerjisi gönderdim diyor filan. Başkalarının kuantum enerjisini hissederek lan neden bahsediyorsunuz? Yok öyle bir şey. Kuantum anlamadan öyle konuşmamak lazım gerçekten. Yani adamın delinin birisi bir kuyuya taş atmış. Öyle miydi? Abuzarak şey. Evet evet. Sen akıllı çıkaramıyoruz şimdi. Hiçbirimiz şu kuantumun yanlış anlaşılmasına imkanı yok. Düzeltemeyeceğiz yani. Hocam şeyi merak ettim. Ya, kuantum ama konuyla ilgili. Mesela bu sayısallaştırma diyoruz ya işte. Evet. Bu mesela bu belirsizlik ilkesi diye bir şey var malum kuantumda. Evet. İşte yerinde duramamak onu kastediyor. Ha aynen. Oradan çağrışım yaptı. O sayısallaştırma evet. için bir sorun oluşturuyor herhalde değil mi? Kesinlikle bir sorun hocam. Kesinlikle aynen. Bir sorun. Yerinde durmuyor ya çocuk. Mesela o yani. Aynen. Orada belki devreye hani bu ışınlama sürecinde bir diyelim ki bir boşluk oluşuyor ya o boşluktaki o işte diyelim ki etkileşimleri hesaplayamıyoruz. Belki orada yine matematik devreye girip o süreçteki olası etkileşimler yine hesaplanabilir. Öyle bir şey olabilir. Hocam Star Trek filmine yeni Star Trek dizisine yazar aranıyormuş. Hemen şey olabiliriz, aday olabilirsin. Aynen. Hatırlıyorsun ışınladıkları zaman Captain Kirk işte Mr. Scott zamanlarında arada sırada Mr. Spock zamanlarında arada sırada karışıklıklar oluyordu. Klingon'la karışıyordun bir sürü çıkaramıyorlardı falan filan. Biz ışınlanma ile ilgili çok sorunu biz hallettik aslında televizyonda. Ama o 60'ların 70'lerin televizyonuydu. Şimdiki gençlik onu izlemiyor ne yazık ki. Yani kuantum bu meseleleri bir açıdan da kolaylaştırdı. Çünkü maddenin dibinde madde yok ya. Hani maddeyi ışınlamak hep sorun diye düşünülüyordu ama hani maddenin dibinde madde olmadığı için aslında bir nevi biraz da kolaylaştı işte. Aslında maddenin dibinde madde olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü bir yapı taşı olurdu. O yüzden Demokritos rahat ya. Demokritos geceleri çok rahat uyuyordu. Çünkü bir yapı taşını getirmişti uyuyordu ona zaten. Doğru. Hiç yapı taşı falan yok değerli arkadaş. Yok ortada. Maalesef.
Varsa da bize bizim bulmamızı istemiyor bu aralar. Eyvallah, çok teşekkürler. Başka bir soru var mı değerli arkadaş? Hadi bir cesaretle bir soru sorun. Arkadaşlık S-Box'ın oluşturması tablosunu falan filan bunları soruyor. Çok teknik bir soru soruyor. Arkadaşlar bu S-Box denilen yapılar aslında statik fonksiyonlar. Bunlar bu statik fonksiyonların şöyle özellikleri var. Bunların non-linearity özelliği var. Bunların işte probabilistik özelliği var. Bunların başka bir takım daha karmaşık probabilistik özellikleri var. Bütün bunları sağlayan bir takım fonksiyonlar aileleri filan icat edildi. Band fonksiyonlar, semi-band fonksiyonlar. Bayağı bir karmaşık bir konu. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musun? ODTÜ'de bayağı uğraşan insanlar var bu konuda. Ay, Sabancı'da da. Hem Sabancı'da hem ODTÜ'de iki üniversitemizde bununla uğraşan hocalarımız var. Bu konuları öğrenmek istiyorsan doğru şeye nedir? ODTÜ'ye ya da Sabancı'ya. Matematik okuyun. Matematik okumak gerekiyor. Kapanmak üzereyim. Ben de size bir şeyden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Artık samimileştik. Her şeyi söyleyebilirim. Utanıyordum söylemeye bunu. Çünkü ben de bu aralar bir problem üzerinde çalışıyorum. Ve gerçekten çok üretkenim. Yani 14'ünden beri probleme çalışıyorum. Ve problemi resmen %60 çözdüm yani. %100'ünü de görüyorum sonunu. Ve acayip mutluyum ama şimdi bunu da çok fazla söylemek istemiyorum. Çünkü hani bir takım bazılarımız çalışamıyor. İnsanlarımız resmen depresyona giren arkadaşlarımız var. Yani onlar da yani herkesin yanında ya ben çok iyi çalışıyorum deyip de şimdi böyle bir yani incentive, İngilizcesi insensitive jerk derler İngilizce öyle adamlara. Şimdi öyle bir durum olmak istemiyorum ama gerçekten var ya yani hayatımın en productive zamanı demeyeceğim. Çünkü productive zamanlarım oldu. Yani hayatımın en iyi produktif olduğum zamanlardan birine geldi bu. Korona. 5 gün sonra 30 gün olacak. İlginç bir şey. Bunu her yerde de söylemek istemem. Siz de söylemeyin. Yani hoca bugünlerde çok produktifmiş ve şeye, koronaya teşekkür ediyormuş gibi bir şey çıkar ortaya. Sakın ha öyle bir şey de onu kastetmiyorum. Ve herkesin üzüntüsünü anlıyorum. Yani benim yeğenim resmen hastaneye yatırıldı falan ilaç alıyor vesaire. İnsanlar eve kapanmış olmak çok zor bir şey. Yani herkes için çok üzgünüm. Ama kardeşim ben iyi çalışıyorum ya. Kusura bakmayın ama Yalnız değilsiniz hocam. Öyle mi? Bravo. Ben de alışmaya başladım hocam. Başta bayağı bir yadırgadım ama ben de son zamanlarda iyi gidiyorum. Vallahi hocam yani buna bir resimde örnek vermişimdir. Vietnam Matematik Derneği. Vietnam'a çok gidip onlara yardımcı olan bir hocamız vardı. Neil Cobles o anlatmıştı bir keresinde. Matematik, Vietnam Amerika ile savaşırken de sonra matematik deneyinin bahçesine bombalar düşüyormuş. İçeride matematik problemi çözüyorlarmış. Bayağı grup teorisine çok önemli katkılarda bulunmuşlar. Bu gerçek yani. Yani o bombalar düştüğü zaman da grup teorisine katkılarda bulunuyormuş bu adamlar. İnşallah bizim bahçemize bombalar düşmez. Virüsler düştü. O da ufak bir şey değil ama yani çalışmaya devam etmeliyiz. Hocam biz felsefeciler için biliyorsunuz bu matematiğin bu kadar önemli hale gelmesi çok büyük bir challenge yani. Bir meydan okuma. Hala felsefi olarak matematiğin neden bu kadar çok işe yaradığını açıklayabilmiş değiliz. Ben size söyleyeyim ne yapın? İnkar edin hocam. Ya, en iyi yolu bunun. Pratik faydalar ortadaydı. İşte teknoloji üretiliyor mesela. Online ders. Onu da inkar edemiyorsun. O yüzden hala bunun ciddi bir felsefi açıklaması yapılamadı. Biz de uğraşıyoruz. Hocam. Einstein'a göre çok basitti. Einstein resmen Tanrı'nın aklı gibi görmek istiyordu. Aynen. Kainatı Tanrı'nın aklı gibi gördüğü için her şeyin matematiksel olarak birbirine uyması lazım. Ama kardeşim öyle değil aslında. Matematik uymuyor bazen. Anlatabildim mi? Bazen bazı konular var matematik. Onu diyor, öyle olmuyor. Yani öyle olmadığı için yeni bir teori çıkarmak zorunda kalıyorsun. Yeni bir matematik yapıyorsun. Ama o öteki teori de yine matematik oluyor ya. O da matematik. Yani zaten matematiğin şeyin dışına çıkılamamış oluyor. Dolayısıyla klasik metafizin yerini aldı. Yani klasik dönemde bilgiyi metafizik üretiyordu ya. Şimdi ise matematiksel... Artık konunun adı matematiksel fizik hocam. Aynen. Yani biz de bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Hala bir... İşte yeni modern bir Kant çıkıp inşallah anlatırsa bize.
Nasıl olduğunu anlayacağız. Evet. Değerli arkadaşlarım, burada sona erdi diyorum. 6:14 oldu. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun hocam. Selamlar. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Eyvallah Sayın Emine Hanım.